Yalnız billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Günümüzde dünya üzerinde yaşadığımız için zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla da zaman dilimindeki olan varlıkların ki zıtlar alemidir, birbirleriyle olan münasebetlerin ötesinde alem-i ahiret hakkında hiçbir bilgi verilmiyor. Herhangi bir alimimize ahiret nerededir diye sorsak yerini göstermiyor. Ahirette cennet cehennem var mıdır? Ayet-i kerimelerde cennet cehennemin olduğunu bildiğimiz halde yerlerini gösterebilir miyiz bunların desek bunlar da maalesef göstermiyorlar. Gösteremiyorlar. Haşir var, neşir var, sırat var, mizan var. Rabbin kim, Nebin kim, kitabın ne, ifadelerini nerede, nasıl ve muhatabı kimdir diye sorsanız alem-i ahirette bunu melekler soracaktır demek suretiyle bir ilim yönüyle cevap veriyorlar. İlimde ahiret neresidir? Öldükten sonra dirilmektir. Beden hakikaten topraktan gelmiştir, toprağa gitmektedir. Toprağa giden bedenle beraber ruh da mı oraya gidiyor ki ahiret orada olsun? Soruyu beden vermiyor. Bedenin çünkü gücü yok, kuvveti yok, ilmi yok, irfaniyeti yok. Neyle verecek? O zaman bu hesabı veren kimdir? Kişinin nefsidir. Nefsi bedene ait değildir. Çünkü onu nefis kendi emrinde kullanmıştı. Nefis tezkiyesi, nefis terbiyesi yapmamışsa o kişi elbette dünyadayken de azaptaydı. Alem-i ahiret dediğimiz bedenin ruhtan ayrılmasıyla da ahiret dediğimiz bu alemde de azapta olacaktır. Bundan tabii bir şey olamaz. İşte ahiret hakkında bir bilgisi olmayanların. Cennet mutluluk yeridir, huzur ve refah yeridir. Nerededir? Bir bilgi yok. Yerlerini göstermiyorlar. İşte biz tevhid ilminde bunu görüyor ve biliyoruz. Bize deseler ki ahiret neresidir? Ahiret fiziksel bu bedenimizin bitim yeri olan ruhsal yönümüzdür. Bu ruhsal yönümüz deyince yalnız dünyadaki olan bu bedenlerdeki ruhtan algılamayın. Bu bedenden ayrıldığı zaman o ruhun da bir latif elbiseye giymesi vardır. Bugün dünyanın zaman dilimi içerisinde bu et ve kemiktir bunun elbisesi ama alem-i ahirete intikal ettiği zaman bu ruhun elbisesi latif varlığın latif elbisesi olacaktır. İşte tevhid içerisinde kişinin fena fillaha kadar olan demde nasıl kendi varlığını, hakkın varlığını yok ettikten sonra ölmezden evvel ölme hasretine sahip olursa ki hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mutu kable ente mutu, ölmezden evvel ölünüz. Hadis-i şerifi gereğince ölmeden evvel ölenler dünyada iken de kendilerine nispet etmiş olduğu varlıkları hakka verdikleri için onlar alem-i ahirette yaşamaya özen gösterirler. Yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki siz gezen, yiyen, gören bir ölü görmek ister misiniz? Ebu Bekir'e baksın. Şu halde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh o demde iken diğer sahabelerden üstün bir meziyetinin ifadesiyle bu hadise mazhar olmuştur. Bu da gösteriliyor ki demek ki dünyadayken de ahirette yaşaması mümkün. Bu hadis-i şerife göre anlıyoruz ki dünyadayken de ahirette yaşamak mümkün. Peki ahiret dediğimiz yer neresidir? Ahiret dediğimiz yer latafet yönüdür. Yani insanın ruhsal yönüdür. Bu ruhsal yön bedensiz olursa ahirettir. Bedenle beraber olursa dünyadır. Peki ahirette ne vardır? Ahiret vahdet alemidir.
Ahirette soru sual vardır. Ne denecek? Haşir, neşir, sırat gibi tabirlerin karşılığını nerede öğrendi de orada cevap verecek? Haşir nedir? Haşir toplanmaktır. Neşir nedir? Neşir dağılmaktır. Peki biz nerede gördük bu haşri ve neşri? Çünkü bütün fiillerin faalinin birliğiyle gördük. Bütün sıfatların mevsufuyla gördük. Bütün vücudun mevcuduyla ne yaptık? Haşir gördük. Tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat mertebeleriyle ne yaptık? Bunları tahsil ettik. Neşir nedir? Dağılmaktır. Neyin neşrini dağıttık? Bütün fenai efal, fenai sıfat, fenai zat yapmak suretiyle ne senin ne de senden gayrı olan varlıkların hiçbirinin fiilinin olmadığını, yani işinin olmadığını, senin ve senden gayrı olan varlıkların sıfatlarının olmadığını, vücudun olmadığını, dikkat ederseniz namütenayi varlıklar var, bunların varlıkları kendilerinin değildir demektir. Bütün varlıklardaki tecelli sıfatlar yönüyle, masarlar yönüyle, fiillerin çokluğu, sıfatların çokluğu, vücudun çokluğu ifadesi vardır. Bu da görülüyor ki zaten o mertebelerde biz haşir neşri mertebelerdeki şuhutlarıyla gördük. Gördünüz mü? Buradaki tahsil yapılmamış olsaydı haşir neşri bilemezdik. Sıratı geçtik. Nedir sırat? Sırat 300 yıllık bir yoldur. 100 yılı yokuş, 100 yılı düz, 100 yılı iniştir. Peki 100 yılı yokuş oluşu, efal yüzü, sıfat yüzü, zat yüzü olmak suretiyle biz fena fillaha kadar kendi varlığımızın ifnası ile bu varlığın hakkın varlığını ta kendisi olduğunu idrak etmeye kadar demde sırata da geçtik. Sırat-ı müstakim. Bu yolda insan nefis sahibiydi, ikilikteydi. Dolayısıyla iblise de muhataptı. Burada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem de sırat-ı müstakim yolu üzerindeydi. İblis de Cenab-ı Hak'tan müsaade alarak ben Adem oğullarının doğru yolları üzerine oturacağım, onları sapıtacağım diye müsaade almıştı. O da sapıtabilirsin, benim has kullarım sapıtamazsın demişti. O da o yolun üzerinde. İşte biz de hep nefsimizle olan mücadelemizde devamlı bunları gördük. Hem haşir neşir olduk, hem nefsimize karşı muharebe ilan ettik. Büyük muharebe, nefis mücadelesi yaptık. Böylece nefsimizin terbiyesini, nefsimizin tezkiyesini bu üç mertebede sonuçlandırdık. Gördünüz mü? Haşrın, neşri, sıratı, geçmeyi. Sonra geçtik. Ve Rabbin kim? Artık men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefsini bilen kendini bildi, kendini bilen Rabbini bildi. Rabbimiz hakkındaki bilgimiz nefsimizi tanımakla oldu. Çünkü bizdeki olan varlık ben kuluma şah damarından daha yakınımdır diyen ayeti kerimenin gereği olarak bizim varlığımızın olmadığını, bizdeki varlığın Rabbimizin varlığı olduğunu idrakına vardık. Rabbimizi tanıdık, nefsimizi tanıdık. Rabbimizi öyle tanırız. Nefsimizi tanımadan onu tanımamız mümkün değildir. Yunus Emre bile ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen boşuna emektir. Kendini bilmeden onu bilmek mümkün değildir. Bu boşuna emek olur. Gönül verdiniz, bunu elde ettiniz. İşte 100 yıllık sırat efal yokuştu. 100 yıllık sıfat yüzü. Yüz sayılarla, adetlerle değil, sıfat yüzü, yüz, sıfat yüzü, yüz yıl, zat yüzü, iniş. Çünkü
bir kütük gibi gücü kuvveti kalmayan bir vücudun artık zorluğu olmaz. En zor yokuşluk efaldeydi. Ve böylece sıratı da geçtik. Dikkat ederseniz alem-i ahirette Rabbin kim? Rabbimi tanıdık. Nebin kim? Nebim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunun idrakı artık alem-i ahirete intikal ettiğimiz zaman anladık ki bizim Cenab-ı Hakk'ın elbisesini giydikten sonra Muhammed elbisesiyle Muhammedi olmak bizim sıfatlarımızdan kemalatıyla Cenab-ı Hakk'ın açığa çıkmasının idrakıyla Muhammed'i de tanımış olduk. Demek ki nebimiz kimmiş? Hazreti Muhammed'miş. Nerede o? Ayrı bir varlık değil. Sendeki olan sıfatlardan tecelleden kemalat. Muhammed bu. Rahman sıfatıyla zuhuratına getiriyor. Sen kendi Muhammediliğine 3 ihlas 1 Fatiha okuyarak sendeki olan Muhammediliği geliştirdin, yücelttin, irfan et ve kemalet sahibi yaptın. Şimdi artık Muhammed'i afakta 14 asır evvelde aramıyorsun. Kendine baktığın zaman bakışındaki, duyuşundaki, konuşmanda Muhammediliği görüyor ve biliyorsun. Her an onunla berabersin. İşte böylece ne yaptın? Onu da idrak ettin. Kitabın ne? Kur'an. Kur'an mı? Bugüne kadar satırlardaki Kur'an biliyordun. Şimdi ise artık kendi İkra kefe bi nefsikel yevme aleyke rasiba nefis kitabında okudun. Demek ki senin nefsin esas okunması gereken Kur'an-ı Kerim olduğunu anladın. Çünkü Kur'an eşittir insana. İnsanın nesini okuyacağız? Nefsini okuyacağız. Nefsi neydi? Süfriyetteki olan nefise süfli nefis, ulviyetteki adına ruh dendi. Mutmain olmuş nefis halinde nefsinden tecellisini gösterdi. Muhammed sıfatlarından açığa çıktı. Gördünüz mü şimdi? Rabbimin cevabını, Nebimin cevabını, kitabımın ne olduğunu, nefis kitabımızın okumak suretiyle. Böylece alem-i ahirete intikal ettik. Ahiret-i ahirette ki olan soru ve cevapları kim kime veriyor? Soru ve cevaplar kişinin kendisinden kendisine verildiğini anladık. Böylece kişi alem-i ahirete intikal ettiği zaman artık zatının sıfatlarından sıfatlarında esma alarak fiilleriyle açığa çıkmasının seyrine başladı. Bütün icraatı, bütün sıfatlarındaki hakkı bakış, halka bakış, hakkı duyuş, halka duyuş, hakkı konuş, hakkı konuşmak gibi bütün sıfatlarındaki tecellileriyle Cenab-ı Hakk'ı ayan beyan o masardan Cenab-ı Hak onu bildi ve seyretmeye başladı. Rabbimi Rabbimle bildim ve Rabbimi Rabbimle gördüm. Gördün mü? Sen göremezsin. Senin varlığın yok ki göresin. Senin ilmin ifan etin yok ki bilesin. Bilen de Rabbim, gören de Rabbim. İşte senin vücut ürkende Rabbinin icraatı böylece senin idrakın yok. Sendeki benim dediğin o idrak hep ona ait olduğunu. Sendeki olan yaşamın ona ait olan bir yaşam olduğunun idrakına vardıktan sonra artık sen yoksun, o var. Ve böylece mutluluk, huzur ve refah içerisinde yaşamaya özen gösterdin. Gördün mü şimdi tevhidin sana verdiği faydaları? E canım ben bunları zevk ettim. Yaşantımda devam ediyorum. Namaza ne gerek var? Sen namazda kıyamıyla, rukuyla, secdesiyle, üç haliyle bunları her zaman zevk etmelisin kardeşim. Çünkü o otururken bunları düşünsen eksik yapıyorsun. Ayaktayken bunları yapsan gene eksik yapıyorsun. Yatarak yapıyorsan gene eksik yapıyorsun. Namazda üç halin hepsi var. Hem cemaatın hem nebadatın, hem hayvanatın, hem de insanların bütün zikri mevcudur. Onun için ahiret böylece sorular, cevaplar demini geçse bile o zaman Muhittin Arabazar diyor ki biz bizimle bizde idik. Biz bizimle bize gittik. Bizi bizden kim sorar? Bunu melekler bile anlamıyor. Niye? Melekler elbette anlamaz.
Çünkü biz bizimle bizdeydik. Bendeki varlık onun varlığıydı. Bizle beraberdi o. Ama ben bilmiyordum. Şimdi bizim bize gittik. Heh. Şimdi anladım ki bendeki varlık benim değilmiş, onunmuş. Biz de bize gittik. E biz bizden kim soracak? Ben onda o olmuşum. Onun için bütün insanlar, inanın evliya dediğimiz, insanı kamil dediğimiz, varlıklardaki Cenab-ı Hakk'ın varlığı onların varlıkları olduğu için ibadet ve taatlarını öğrenmeyi onlara gidiyorlar. İbadet ve taatlarını da aslında onlara yapıyorlar. Ama toplumumuzdaki insanlar onları ayrı, zanlarında, hayallerinde bir Allah yaratmak suretiyle onlara ibadet ediyorlarsa, onlar da maalesef o zandaki, hayaldeki olan Allah'tan bir istifade edemiyorlar. Halbuki Mevlana gibi, Yunus Emre'ler gibi, Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi evliyalara, evliyalardaki Allah'ı bilmiş olsalardı, onlardan isteselerdi, onlardan çok güzel kendilerini, eksiklerini tamamlayacaklardır. Gördünüz mü ahiretin ne olduğunu? Mutluluk içerisinde yaşarsanız, siz de kendi varlığınızı Hakk'ın varlığına yok ederseniz, alem ahirete intikal etmiş ve alem ahiretteki olan yaşantıyı burada yaşadığınız için, haşrı da burada, neşri de burada, sıratı da burada geçtiğiniz için, sizin bedensiz olan ruhaniyetinizin yolculuğundaki melekut aleminden ceberut alemine, ceberut aleminden lahut alemine doğru daha yolculuğu var ruhumuzun. Ölüm yok ruha. Ölüm bedenedir. Dolayısıyla bu alemlerde sonsuz mutluluk. Hem dünya yaşantında 60 sene, 70 sene, 80 sene yaşıyorsun. Bu demde iken hep onunla berabersin. Bu alemden, alem arasını dikel ettikten sonra da o ruhaniyetinizin yaşantısı devam ediyor. Hepsi burada değil. Ayet-i Kerim okudum biraz evvel. Hepsi buradadır. Artık ondan sonra alem yoktur demek kişinin cehaletinden başka bir şeysi değildir. O melekut aleminden ceberut alemine, ceberut aleminden de lahut alemine geçecek kadar bir uruç şeklinde ruhsatını alması lazımdır. Tamamen onun varlığıyla var olduğu zaman artık ona hak denmez ama Hakk'ın bütün kemalatı o mazhardan tecelli eden Hakk'ın bir elidir, koludur diye verelim. Çünkü bir veliullah öyle diyor. Evliyaya eğri bakma. Kevni mekan elindedir. Kimisine iman verir. Kimisinden iman alır. Senceleyin bir Adem'dir. İki cihan elindedir. Biz zannımızdaki, hayalimizdeki olan bir Allah tarafından iman alır, iman verilir zannediyorduk. Halbuki bizzat masarlardan onun tecelli ettiğini görmüş olsaydık, Cenab-ı Hakk'ın hükmünü canlılardan bizzat, o evliyadan, o kamillerden bize iman verenin, iman alanın o olabileceğinin bilincinde olmuş olsaydık, hayaldeki, zandaki bir Allah'tan değil, bizzat o masarlardan, o evliyasından, o hak dostlarından veyahut da o insanı kamillerden bunu görmüş olurduk. İnşallah Cenab-ı Allah izan versin, idrak versin. Bilmediğimiz şeyleri ilimde değil, zanda değil, hayalde değil, bizzat tespit ederek, zevk ederek her şeyi görelim, bilelim. Mesela ceyranı göremeyiz ama lambasıyla onu ispat etmek mümkündür. Sen de böylece hiç olmazsa göremeyeceğin şeyleri, gördüğümüz şeyler çoktur, unsuriyetini, fiillerini, bütün eserlerini görüp duruyoruz. Çünkü o fiillerle zahirdir. Fiillerle zahirde görüp duruyor o. Ama ne yapmıyoruz? Ona itibar etmiyoruz. Aslında zatı onun bir ceyrandır ama fiili lambadaki ışığıdır. Işığıyla görülüyor bak. Benim ceyranı ispat etmeme lambasıyla mümkündür. Lamba olmasa ceyranın elimi çarptığı zaman ancaksın ispat etmiş olurum. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak da böylece her şeyiyle içinden dışa doğru, bilinmezlikten görülmezlikten görülmeye doğru, bilinmezlikten bilinmeye doğru tecellilerini göstermiş. Biz de bu tahsili yapıyoruz. Ve bu tahsili yaptığımız zaman artık tereddütsüz hayale zanna çıkmadan Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taatımızı zahir ve batın ile beraber yapmalıyız. Tekrar ediyorum. İnanın zahirini yapıp batınını yapmayanlar
aldananlardır. Batınını yapıp zahirini yapmayanlar aldananlardır. Zahir ve batınını tevhid yapanlar doğrulardır. İslam dini tevhid dinidir. Siz bunun herhangi birisini yaparsanız tevhid etmiş olmazsınız. Tevhid ikinin birliği değildir. Tevhid kendisinin zatının sıfatından, sıfatının da fiilleriyle birliğinin idrakıdır. Cenab-ı Allah inşallah bizi layıkıyla bunları anlayan, gören ve yaşayan kullarından eylesin. Sadakallahu lazim.